Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Metin Tekin ve Mert Aydın'la karşınızdayız. Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanıyor. Ve haftanın önemli maçında Fenerbahçeli Osmanlı Spor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ve maç golsüz sona erdi. Fenerbahçe Beşiktaş'la girdiği şampiyonluk yarışında çok kritik, çok değerli 2 puanı kaybetmiş oldu kendi sahasında. Beşiktaş'ın da şu an itibariyle bir maçı eksik. Yarın Kasımpaşa ile oynayacak. Fenerbahçe'nin de bildiğiniz gibi ertelenen derbisi var. Yaklaşık 10 gün sonra Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Türk Telekom Arena'da. Maç sayıları eşit. Puan farkı 3. Şampiyonluk yarışında durum bu. Beşiktaş Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 26. maçlar sonunda her ne kadar 27. haftayı oynadıysak da tabii bu sonucun şampiyonluk yarışına etkisinde konuşacağız ama önce bu sonuç neden ortaya çıktı? Maç nasıl seyretti? Onun analizini yapalım, onun değerlendirmesini yapacağız. Bir istatistik paylaşmak istiyorum sadece. Maç boyunca Osmanlı Spor'un sadece bir pozisyonu vardı. Fenerbahçe'nin de 3-4 pozisyonu vardı. Nitekim de sayılara şöyle yansıdı. Ceza alanı içinden isabetli şut maç boyunca sadece bir kez atıldı. O da Robin van Persie'nin bir şutu. Bir şut. 18 evet. içinden atılan şut evet. sayısı bir. Ay isabetli. İsabetli şut. Osmanlı Spor'un da yok. Neden bu kadar kısır bir maç oldu hocam? Çünkü Osmanlı Spor özellikle kendi sahanızda pek oynamak istemeyeceğiniz bir takım. Çok hızlı hücuma çıkan, çok çabuk oyuncuları olan bir takım. Osmanlı Spor'un da pozisyona girilmesini bekliyorduk maçtan önce. Fenerbahçe zaten kendi evinde oynuyor, şampiyonluk adayı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları üretmesini bekliyorduk ama tam tersi oldu. İki tarafta galiba birbirini kitlemeye yöneldi. Öyle mi oynandı? Beklenen buydu. Öyle mi oynandı? Yok öyle olmadı işte. Pozisyon İyi kontrole olmadı. Çıkabilecek bir Osmanlı Spor'u ben gündüz programında demiştim. Ben hala çıkabileceğine inanıyorum. Tamam Kadıköy'de olsa bile. Bu kontratak anlamında etkili olur diyordum. Veya çıkabilir diyordum çok sayıda olmasa da. Ama iki takım da birbirini önlem alınca ortada kilitlenen bir oyun kaldı. İlk devre. Mücadele vardı. Oyunda mücadele var. Tempo var. Ama Osmanlı Spor'un iyi yaptığı bir şey geriye yaslanmadan orta sahada o mücadeleyi kurdu. Zaman zaman önde dahi bastı. Bunda da başarılı oldu ama Fenerbahçe çok iyi önlem aldım Osmanlı Spor'a diyerek bir Kadıköy maçına başlayamaz. Ya Kadıköy maçı mantığı, Kadıköy maçı planı rakibinize önlem alarak mıdır ligde? Hiç mi? Yani hocam. Maç analizleri konuşur. Pardon sözünü kestim. Ya şey girdim araya ama. Buyurun, maç analizleri konuşur. Rakibi iyi analiz ettik. Bakın bu birinci ayağıdır. Rakibin ne yaptığını, hücumda ne yaptığını, savunmada ne yaptığını analiz edersiniz. Bilgileri alırsınız. Sonra siz kendi planınızı kurarsınız. O da yetmez uygularsınız. Ama Fenerbahçe Kadıköy'deki Osmanlı Spor maçına Osmanlı Spor'un kontrol ataklarını nasıl engellerim üzerine oyun planı kurmaz? Önlem almakla oyun planının üzerine Anladım. Kurmak farklı şeylerdir. Ben bu farkı ortaya koymanızı evet. rica edecektim. Yani zaten Ozan Tufan, Savuza ve Mehmet Topal seçimini yaptıysanız bana göre Ozan Tufan'ı milli takımdaki iyi performansından dolayı değil. Kafasındaki oyun planı olarak kullanmak düşündüğü için onunla başladı. Diego'ya göre daha defansif karakterli. Öyle düşündü. Değil mi? En azından Savuza Mehmet Topal o orta sahada çabuk çıkan Osmanlı Spor'u engellerin düşüncesi. Engelledi. Harika o konuda sorun yok. Engelledi. Ama aynı zamanda kendisinin kaleye gidişini de engelledi bu oyun planı. Kendisinin kaleye gitmesini engelledi. Ne kaldı? Volkan'la Alper'in kenardaki adam eksiltmeleri, birebirlerdeki başarıları. Oraya da iki tane adam koyunca çabuk iki tane de oyuncusu vardı. Orada da etkili olamadığın zaman kaleye gitme, senin anlattığın 18'e girme, 18'den vuruş yapabilme sayıları da etkinliği de azaldı. Bir tane isabetli şut ne demektir Kadıköy'de? Biz o zaman Kadıköy'ü niye böyle anlatıyoruz? Evet değil mi? Yani o yüzden iki takımın da ben nasıl rakip takıma karşı Osmanlı Spor bu mantığını anlayabilirim. Gayet de doğal. Deplasman. Fenerbahçe ile oynuyorum. Kadıköy'de oynuyorum. Birinci çıkışım, oyuna birinci oyun planındaki çıkışım Fenerbahçe'yi nasıl kontrol ederim olur. Bu doğaldır. Ama Fenerbahçe Kadıköy'de kendi sahasında şampiyonluk yarışında nasıl kontrol ederim Osmanlı Spor'u nasıl engeller üzerine bir oyun planı yapamazsınız. Yapamazsınız. Yaparsanız böyle olur. Ondan sonra da işin içinden çıkamazsınız. Van Persie'yi Bayram Dağı'yı da alırsınız. Nani'yi de alırsınız. Bütün bunları yapmanız bu hamleler size yetmedi. Hatta son bölümde 10-15 dakika bölümde gidemeyen Osmanlı Spor kaleye gitmeye başladı. Evet. Oyunu ele almaya başladı. Onu da konuşuruz ayrıntılarını. Tabii yani böyle bir başlangıç yaptık. Aşırı saygı duymak mı diye tanımlayabiliriz buna. Ne dersin? Yani buna illa bir terim bulmaya, bence hani bir deyim bulmaya da çok fazla gerek yok yani illa hani kendi ne kendimize. Ne oynadınız değil mi ortaya konan? Yani tabii ki ortaya konan
önemli. Yani şimdi Metin Hoca'nın dediğine %1 milyon katılıyorum. Şimdi tabii ki Osmanlı Spor'un işte şu anda ligde deplasmanda en çok maç kazanan takımlardan bir tanesi. Oynadığı 14 deplasman maçının 11'ini kaybetmemişler. 6'sını kazanıp 5'ini. Bu anlamda bununla ilgili bundan endişe duymak, bununla ilgili aman biz de hani bunlara boş alan bırakmayalım demenin bir sakıncası yok. Yok tabii. Tabii. Yani onunla ilgili ama galiba sanki bunu yaparken Pereira nasıl hücum edeceğizin üzerinde çok fazla düşünmemiş. Yani yine eskisi gibi hani eski daha önce şöyle oynuyorduk diye kafasında düşünmüş. Biz zaten çok pozisyon üretiyoruz ki onu da üretmiyordu Fenerbahçe. Yani nasıl olsa onu ama durdurursak... Baskıyı, tempoyu yapıyordu orada. Yapıyordu. Evet, evet. Kadıköy baskısını yapıyordu. Kadıköy baskısını yapıyordu ama zaten Fenerbahçe şöyle bir takım değil. O baskıyı hep yapıyor. Evet, ikinci toplara basıyor. İşte Keyer'le rakipten gelen topu alıyor ikinci topları. Bu maçta da ilk 20 dakika pek yapamadı ama ondan sonra yapmaya başladı. Bölüm bölüm yaptı. Bölüm bölüm yaptı. Ancak onlarda bile biz Fenerbahçe'nin 4-5 maçı haricinde maç başında 7-8 çok net pozisyon ürettiğini falan görmedik. Birkaç maç belki. İşte evet. 4-5 maç. Evet, 4-5 maç haricinde. Evet. Bir yani, tanesi de ilginçtir. 0-0 biten Bursa Spor. Evet, o, doğru, zaten evet. O deplasman bir de değil mi? O, acayip bir maçtı. Evet. Ama şimdi Fenerbahçe zaten bu kadar üretken değilken bir de böyle bir oyunla nasıl olsa üretiriz demek de çok sağlıklı bir sonuç vermedi. Yani şimdi hocanın dediği gibi Fenerbahçe'nin sanki oyun planı Volkan ve Alper'in üzerine fazlasıyla yüklenme oldu. Gökhan Gönül beklendiği gibi belki kafasında onun gelmesi vardı. Belki kafasında ama kenar orta sahancıları da çok iyi geldi Osmanlı Spor'un. Tabii ki işte, eğer önlemlerden bahsedeceksin. Tabii ki. Zaten onlar da mutlaka sonuçta nasıl Pereira önlem aldıysa Mustafa Hoca da bir önlem aldı. Ki daha mantıklısı onunki. Evet, yani önlem üzerine kuracaksınız oyun planını. Aynen öyle. Ve bir anda şöyle şeyler oldu. Yani şimdi Volkan hakikaten dikine, yana, ne tarafa isterseniz isteyin topla çok iyi dribling yapan, çok seri bir oyuncu. Ama karar verme anına geldiğinde maalesef o şey kalitesinin... Kim? Volkan Şen. Şen'in araya girdim ama Volkan Şen'in en büyük eksiği, çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Dripling anlamında birebirlerde çabukluğuyla temel yetenekleri çok iyi. Ama oyun kurgusu, yani oyun kurgusunun eksikliği Volkan'da hala onu çok geliştiremedi. Nerede çalım, nerede bir adam ekstra, nerede basit oyun, nerede vuruş. Onu bir türlü o kurguyu, planı yapamadı. Aynen öyle. Şimdi bütün planınızın üzerinde olduğu adamlar böyle olunca Alper de çok etkin olamadı demin ki kapandığı için. Evet. Şimdi Volkan bir ara benzetme için kendisinden de özür dilerim. Hani kafası kesilmiş tavuklar gibi olmaya başladı. Getiriyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Oraya veriyor, buraya veriyor. Bütün yük üzerinde kaldı. Şimdi Diego'nun sezon başından beri performansı ya da geçen yıldan beri hatta diyelim performansı çok tatmin edici değil. Yani bu sezon iyi oynadığını söylediğimiz maçlar oldu ama çok az sayıda. Ve hani yine de Diogo ismiyle bence örtüşmüyordu. Yani onu anlatan oyunlar değildi. %100. Şimdi elinizdeki tek yani en yaratıcı orta sahadaki adamlardan bir tanesi Diego. Belki de başta geleni. Yani acaba aynı zamanda hem Ozan'ı orada oynatarak işte rakibi durdurmak hem de acaba işte Diego'nun zaten Diego bize çok faydalı olamıyor mu düşünüyor. Bilmiyorum yani kafasında ne olduğunu anlayamıyorum. Ve çok ilginç bir şey, bilmiyorum katılır mısınız? Sanki Fenerbahçe'nin maçın son yarım saatinde tek etkili adamı, hani en etkili adamı değil, tek etkili adamı hani bugün bu sezon çok eleştirdiğimiz Nani'ydi gibi geldi. Yani topu aldığı zaman en azından ne yaptığını bilen, tehlike yaratma ihtimali en yüksek olan oyuncu. Yani acaba en tehlikeli oyuncu. Maç bittikten sonra tabii demesi çok kolay. Yani hep söylediğimiz bir şey, teknik adam anında düşünmeye çalışıyor, öncesinde düşünmeye çalışıyor ama hani sanki Fenerbahçe bir şekilde Diego'yu da değil belki ama Nani'yi o bölgede denemeye çalışsa daha mı sağlıklı olur, daha mı hücumu daha etkili hale kılar onu bilemiyorum ama bugünkü görüntü Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki oyuncunun kanattan topu dikine getirecek, çalım atacak, adam eksiltecek, gelecek pozisyon yaratacak şeklindeydi. İkinci yarıda
bence yine bir 15-20 dakika daha derli toplu. Daha derli toplu derken iyi değil ama ilk yarıya göre daha derli toplu bir oyun ama hiçbir zaman Fenerbahçe'nin pozisyon dediğimiz pozisyonları yani Keyer'in bence maçın en önemli pozisyonu Rusescu'nun sonunda kaçırdığı ile birlikte bomboş karşı karşıya kaçırdığı top. Ne işte Van Persie'nin ıskaladığı top boş kaleye, Ahmet'ten seken topa. Bunların hiçbiri Fenerbahçe'nin böyle hakikaten önceden planlanmış seri ataklarıyla gelişmiş pozisyonlar değiller. Duran top bir tanesi, öbürü cılız bir şut. Tabii açık oyunda değil. Ya açık oyunda da Fenerbahçe'nin hatta duran toplarda da o pozisyon dışında çok fazla pozisyonu yok. Yani bu maç sanki şöyle çalışılmış hocanın kafasına. Tabii ki öyle değildir ama ben görüneni söylüyorum. Ya biz bunlara kontratak yaptırmazsak bir şekilde önde biz bir tane atarız. Bir şekilde aklında bu plan var. Ya öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Mutlaka değildir. Tabii ki yani saygısızlık etmek istemem. Mutlaka işte detaylı bir takım çalışmalar yapılmıştır, bir takım şeyler yapılmıştır. Ama sahaya yansıyanı söylemek i̇şte zorundayız. Detay bazen ayrıntılarda kaybolursunuz. Çok tehlikelidir. Evet. Korku dağları büyür bazen analiz yaparken. Rakip birden korkunç büyüt. Ya Kadıköy'de oynuyorsunuz. Sizin ne yapacağınız önemli. Bugüne kadar oyunları oynamışsınız. Kadıköy oyunlarının ezberinizde. Zaten Kayer şeyi Alves'i öne çıkarak ortada Mehmet Topuğlu koyarak o baskıyı hep yapıyorsunuz. Hep öyle oynuyorsunuz siz zaten. Siz diyorsunuz ki Osmanlı Spor mantığı. Osmanlı Spor diğer rakiplerden çok daha iyi pas yapıp çıkar. Değil. Sen o savunma yaparsan değil. Sen ne yaparsın? Bir şey gösterebilir miyim? Tabii şey, lütfen. Şimdi burada benim anladığım Fenerbahçe planında öne doğru gidişte hücum üretkenliği anlamında Volkan Şen'le Alper'e bırakmış birebirlerde. Muhammed var mı çabuk karşısında? Var mı neydi? Pinto. Çabuk var. Umar geldi mi? Bakın çabuklar da çok önemli burada. Umar çok çabuk bir oyuncu olarak geldi mi buraya? Geldi. Beraber çok orada savunmayı yaptı mı kenara? Çok. Burada Endia'ya geldi mi? Geldi. Çabuk oyuncu mudur? Evet. Çabuk. Bütün çabuk oyuncularla o bölgeyi kapattılar. Tek bir planınız olmaz. Sen bu planı üçlüyü, Savuzo, Ozan, Mehmet, Topal üçlüyü ben nasıl orta sahayı kapatırımla yaparsanız onlar da burayı kapattığı zaman kilitlenirsiniz. İşte esas burada kanadı kapatabilir rakibiniz. Bu önlemi almış olabilir. Ne yapacaksınız? O zaman buradaki bu işleri yapacaksınız. Savuzo ile Mehmet Topal'la yapacaksınız. Yapacaksınız. Ha bu özellikle oyuncular mı? Değil. Bazen yapıyorlar ama değil. Özellikleri bu değil. Ancak bu oyuncularla tempo ve baskı yaparsınız. Kapatırsınız. Onu da yapmadınız. Onu da önlem olarak biraz geriye kurdunuz. O zaman yapacak bir şey kalmadı. Yani bu oyunun kilitlenmesi, pozisyon olmaması. İşte son ondan sonra bir takım kendine göre riskler aldınız ama her sıkışan dakika oyuncuyu panik de yapar. O kadar rahat oynatmaz. Bir de şöyle benim, çok özür dilerim. Mert Aydın unutma peki, sözünü. Tamam. O ilk yarıyla ilgili çünkü bence önemli. İlk yarıda bekler de hücumda hiç görünmediler niye neredeyse. Ama bakın, yani sadece orta üçlüyle kapatmak değil, beklere de daha tedbirli olmaları veyahut da hücuma geldiler, daha kapattılar. İşte onu herhangi biri yer almadılar. Herhangi biri gelse kapatamayabilirsiniz Gökhan'la şeyi, Hasan Ali'yi. Ama iki tane çabuk oyuncu daha geldi. Fizik özellikleri, fizik kaliteleri yüksek Endai ve Umar. Bunlar çok çabuk öyle. Tamam hücum önde iş yaparlar ama onları öyle geçmek de kolay değildir. Vurdular. Bu sene çok hayır. Savunma anlamında da onları geçmek kolay değildir. Koşu özellikleriyle geçemezsiniz. O zaman sıkıntı yaşamaya başladı. Rakibin arkasına gidemedi Gökhan Gönül. Reşit Akçay da birazdan maç sonu açıklamasını ekrana getireceğiz ama her koşuya koşuyla cevap verdik. Yani bizim planımız buydu. Her koşuya koşuyla. Bu koşu üstünde özellikle durdu. Şimdi şunu söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe diyelim bu maç ligin 5. haftasında Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ya da deplasmanda Fenerbahçe olsaydı şunu anlayabilirdik. Derdik ki işte Fenerbahçe kapattı rakibi. Rakip de Fenerbahçe'yi kapattı. Beraberlik diyelim Beşiktaş deplasmanı ya da Galatasaray deplasmanı ikisi de kapattığında, nötralize olduğunda iki tarafında çok fazla böyle çok üzüntüden kahrolacağı bir sonuç olmaz. Ama burada iki taraf da olayı nötralize ettiğinde kaybeden siz oluyorsunuz. Şimdi olay, ev sahibi olay olarak. Şudur. Şampiyonluk yarışında mısınız? Evet. Siz çok daha kaliteli takım değil misiniz Osmanlı Spor'dan? Daha kaliteli oyuncuların oynadığı. Siz de teknik adamsınız. Ben de oynatıyorum diyorsunuz. Benim daha kaliteli oyuncularım var. Benim oyun bilgimde, antrenörlük bilgimde daha da kaliteli işler yapacağım. Bunun iddiasındasınız her teknik adamda olduğu gibi. Bunlara sahipken niye gardınızı alarak oynuyorsunuz? Yani çıkış noktanız niye gardınızı almak? Yumruk atmak? Şimdi Fenerbahçe mi daha kaliteli, Osmanlı Spor mu? Tabii. Bırakın Osmanlı Spor çıkmaya çalışsın. Kontraya orta sahadan pasta çıkmaya çalışmak aynı zamanda bir risktir. Size de fırsatlar yaratır. Kaptırdıklarına siz fırsatları yakalarsınız. Ama siz 3 kişiyi geride tutup aman çıkmasını engellerim derseniz
Esasında onların risk alma şeylerini de engelliyorsunuz. Bir şekilde onların ekmeğine yağ sürersiniz. Yani belki savunmayı o zaman bir kademe geride yapmak Fenerbahçe'nin daha çok avantajı mı olurdu perişan hocam? Perişan etmek mi istiyor Fenerbahçe? Hayır. Puanımı alayım, mümkünse çıkacağım doğru kontrataklarla galibiyetle yakalarım. Ve de değil şöyle, mi? Evet. Doğru değil mi mantık? Öyle, şöyle bir şey var. Ve de Osmanlı Spor da aslında kendi ezberinin bazı konularda dışına çıktı. Yani onlar bu şeyi yaparken... Ama gayet doğal. Hayır, tabii işte ben onu söyleyeceğim. Ve de hatta Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürerek, yani Fenerbahçe'nin eğer gerçekten bir planı olsaydı... Şimdi Osmanlı Spor evet genelde topun arkasına geçip kontratak yapmayı seven bir takım ama bunu 8 kişi kalenin önüne yığılarak yapan bir takım değil. Burada bazı pozisyonlar var. Fenerbahçe pozisyonu devamlı tekrarlayabildi. Çünkü Osmanlı Spor'un da klasiği olmayan bir şekilde zaman zaman Osmanlı Spor çok fazla geriye gömüldü. O geriye gömüldüğü toplarda devamlı... Çok da gömüldüğünü söyleyemeyiz. Bence ilk yarıda çok başarılı oldular o anlamda. Bazı pozisyonlar ikinci yarı bayağı itti Fenerbahçe. Şöyle, yani o gömülmenin gayet, sıkıntısı şu oldu. Fenerbahçe'nin avantajını olan kısmı şu oldu. Devamlı pas hataları ve çok ıska yaptılar. Yani normal şartlarda ben Osmanlı Spor'un bu kadar ıska yaptığını, bu kadar o anlamda hata yaptığını görmedim. Her uzun topta bir oyuncu ıskaladı. Birçoğunun çünkü görev tanımı değişmişti belki. Belki de ondan kaynaklanıyor ya, olabilir. Kaliteli işleri yapmak başka bir şeydir. Mücadele etmek başka tabii, bir şeydir. Ama Fenerbahçe, yani. Fenerbahçe bunları bile daha hani yani sanki hani bunun dediğim gibi öyle olmadığını tahmin ediyorum ama biliyorum ama yani sanki hani senaryonun sadece bir kısmı yazılmış, diğer kısmı da ya, tabii şeye bırakılmış bakın, gibi. Şimdi siz Osmanlı Spor'un kontratağını engellemek adına Ozan Tufan, Soğuzay'ı ve Mehmet'i biraz geride çekerseniz gardınızı almış olur musunuz? Olursunuz. Ama etkinliğinizi azaltırsınız. Bakın onları, benim söylemek istediğim şey, onların kontrole çıkış planı bir şekilde pastan geçecek. Pas, isabetli pas, kaliteli pas bir risktir aynı zamanda. Siz önde kurup topu kapsanız aynı zamanda onun silahını tersine çevirebilirsiniz. Ama siz tamamen Ozan Tufan'ı, Mehmet Topal'ı biraz geri... Ben çok geride gördüm o savunma üçlüsü, orta saha üçlüsünü. Siz önde basmadığını söylüyorsunuz. Basmak zorundasınız ama korku dağılırsanız, önde basarsan bunlar bir çıkar, bir kontrol yaparlarsa, üzerine bir oyun planı kurarsanız... O zaman tamam, yapacak bir şeyiniz yok. O zaman Osmanlı Spor beraberle sevineceksiniz. Kontratak vermedin diye sevineceksiniz Fenerbahçe olarak. Pozisyon vermedi Fenerbahçe, çok az pozisyon verdi Fenerbahçe. Evet. O zaman sevineceksiniz, çok doğru planmış. Öyle mi? Yani Pereira... Veya gördüğümüz, bizim yorumladığımız şey bu mu? Defansif olarak her şeyi doğru yaptık diyor ama ofansif olarak kalite eksikliği vardı diyor. Kalite eksikliği defansif olarak her şeyi doğru yaptık, ofansif olarak... Volkan Şen şey kalite eksikliği vardı. Evet. Bilemiyorum o zaman. Gelen oyuncuları sayın. Fernando yedekler, Fernando, Nani, Diego, Caner. Girmeyenlerden de sayarım canım. Ya bu mu kalite eksikliği? Ya beceri eksikliği olur. Beceri ama siz... Birlikteye bırakmadınız. İki tane uçtaki oyuncuya bıraktınız. Alper'le Volkan'a bıraktınız beceriyi. Bir de şöyle bir şey kaliteyi. Var. Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlar var. Demin de konuştuk. Bu pozisyonların gelmesi çok özel planlarla oluşmuş bir şey değil. Yani şimdi öyle maçlar gördük ki bütün yani yıllardır siz de oynamışsınızdır. Yani 20 tane gol pozisyonuna girersiniz atamazsınız. Çok iyi oynarsınız. Ama bu iyi oyundur. İyi oyundu. Bu onun adı iyi oyundu. O zaman dersiniz, ki işte son vuruş kalitesinden ya da rakip kalecinin müthiş oyunundan zaman zaman puanı tabii kaybettik dersiniz. Şimdi bu öyle diyebileceğiniz bir maç olmadı ki. Tabii. Bence esas mesele orada. Bir de biz ligin başından beri söylüyoruz. Hatırlarsın şey. Nevi? Evet hocam. İki tane oyun anlayışının yarışı diyoruz aynı zamanda bu şampiyonluk yarışında. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin farklı çıkış noktaları var oyun anlayışlarında. Biri diyor ki genelinde söylüyor oyun anlayışı. Biri diyor ki ben önde ürettiğime bakarım diyor. Biri de diyor ki tabii ki ikisini de yapmak istiyorlar o ayrı evet. Bak ama çıkış noktalarını söylüyorum orijin çıkış olma futbolu. Fenerbahçe diyor ki ben pozisyon vermeden oynarım diyor. İki tane farklı oyunun yarışı var. Bugün ben pozisyon vermem diyen oyun anlayışı yapamadı. Yapamadı. Sınıfta kaldı bugün için söylüyorum. Zaman zaman başarılı oyunlar oldu. Bugün için sınıfta kaldı. Ligde bunu Osmanlı Spor rakibine bunu yaparsanız İşte o zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Hakikaten Fenerbahçe, Mert'in dediği gibi demiş ki ben aman kontura vermeyeyim. Zaten kaliteli oyuncularım da var. Bir tane de sıkıştırırım araya. Fenerbahçe Kadıköy oyun mantığı bu olmaz, kusura bakmayın. Kim teknik direktör olursa olsun. Yıllardır Fenerbahçe oyun kültürü vardır. Kadıköy oyun kültürü vardır. Ondan başkasını istemez Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe taraftarı şunu istiyor mu zannediyor Payera? Ben güzel kapatayım pozisyonu, bir tane de gideyim golümü yapayım. Osmanlı 0-1-0 yeneyim mi? Sevmez, istemez. Herhangi bir takım için de söylüyorum. Tabii. Baştan beri söylediğimiz şey evet, zaten bu. Evet.
Bunu geliştirdiği maçlar oldu ama artık şampiyonluk yarışında bir maçla belirlenecek artık her şey. Belki de. Belki de. Ben Beşiktaş'ın da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bakıyorum şöyle maçlarına, onu da kaybedeceğini düşünüyorum ama bir maçla belirlenecek. Ona göre çok hassas davranmak lazım artık. Kaldı 7 maç. Değil mi? Fenerbahçe'nin erten maçı 8 maç. Evet, Beşiktaş'ın oynanmamış yani Kasımpaşa'da 8 maç. 8'er maçları var şu evet. an itibariyle. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe. Yine, yerine oynamadığı için. İşte, evet. Bu oyun mantığı, tabii, tabii işte. Bu çıkış oyun mantığı bugün sınıfta kalmıştır biraz. Bu maçı özelinde söylüyorum. Evet. Bu arada Nani de ilk 11'de değildi. Aslında tabii Nani'nin özellikle ikinci yarı performansı pek de göz doldurmuyor. Yani ilk yarıyı 6 gol 4 asistle bitirmiş bir Nani varken ikinci yarıda sadece 1 golü var. Tabii ikinci yarıda ilk yarıdaki kadar da süre almıyor. Ve bu maçta da yedekti yine Nani. Şimdi Volkan'la Alper'e göre Nani'nin eksik yaptığı şey ne? Neden yedek şimdi oluyor? Benim futbol görüşüme, futbol ölçülerime göre kenar oyuncu açıkla oynuyorsak, iki açıyla oynuyorsanız Nani mi Alper mi? 50 kere Nani. Ama yine kafada orta saha oyuncusu gibi geliyor, ileri çalışıyor falan derseniz yine Alper'e gidersiniz. Yine oradan Alper'e orada gidiyorsunuz. Orada da savunma var Alper diyorsunuz. Kötü demiyorum. Alper de dripling yapar, koşar, topla sürer. Ama bir kenar oyuncusu var. Nani mi Alper mi? Nani dersiniz. Dünyada bunu der yani. Sadece ben değil. Kenar oyuncusu olarak. Orta saha mı Alper derim. Tamam o zaman. Orta saha özellikle bir şey oynayayım. Ama iki kenar oynuyorsam bunun birinin Nani olur. Ben Nani harika oynuyor diye söylemiyorum. Pajera'nın futbola bakışını anlatmak için evet. söylüyorum. Nani Alper olsun o zaman mesela. Zaten zaman zaman kullandı evet, onu. Evet tabii. İşte Volkan Şen'in formu diyelim, mil takımda oynama yaralışı bugün çok yetersizdi. Ama en büyük eksikliği Volkan Şen'in oyun kurgusunu hala geliştirememiş olması. En iyi oynadığı maçta bile... Dahi. Bazen oluyor. Bazen evet gidiyor, golünü de yapıyor, asistini de yapıyor. Ama bunu sürdürülebilir ve tekrar edilebilir şekilde yapmaktır yetenek ve beceri. Arada bir yapmak değildir. Hocam işte ona performans diyoruz. Ötekine yani. Ya yetenekli oyuncu diyoruz. Yine şeye geliyoruz. Ötekine büyük oyuncu diyoruz. Hocam yine altyapılarda eğitim işte ona. Ya eğitim özellikle. Sonra da kendini geliştirme. Geliştirmeye açık olmak, öğrenmeye açık olmak. Evet. Ya bunlar çok önemli özellikler futbolcunun gelişiminde. Şimdi ilk yarı üzerinden konuşmaya devam edersek bu maçın ilk yarısı üzerinden. Biz sadece 20-30 arası hatta 23-30 arası Fenerbahçe'nin atak devamlılığı sağladığı, baskı kurdu. İşte 3-4 tane. Ben not almışım. 25. dakikaya siz, kadar. Benim notu 25. dakikaya hocam? Kadar önde tutmayı başardı Osmanlıspor. Mücadele var. Fakat geriye yaslanmadan mücadele bilen bir Osmanlıspor dedim. Onu yazdıktan sonra yavaş Fenerbahçe gelmeye başladı. Fenerbahçe gelmeye başladı hakikaten. Evet, orada da üst üste kullanılan duran toplar. Yine Mert Aydın hani söylediği gibi organize ataklar değil de duran toplar. Duran topların dönüşünde kazanılan ikinci Mehmet Topal'ın toplar. Yakaladığı bir top var evet. işte. Keyer vurdu, defanstan ben sekti de, Mehmet Topal. Ben bu kadar iyi savunabileceğini düşünmemiştim Osmanlıspor'da. Ama inandırmış onu şey Mustafa Işıkçay. Endaye ile Umar'a ilandırmış. Umar zaten genç bir oyuncu baktım. 95'liymiş, 25'te bir. Endaye'de 25 falan. İnandırmış. Gelin bu maçta savunma özelliklerinizden de faydalanayım. Gelin geriye gelin. Çabukluğunuzun orada savunmadaki çabukluğunuzu istiyorum demiş. İnandırmak, ikna etmek çok önemlidir. İkna etmiş onları. Ve böyle mücadele edip o savunmayı yapabildiler. Belki Osmanlıspor da bu kadar Fenerbahçe'ye savunmaya odaklandığı için hücumlarını yapamadı. Aynen alıştığımız öyle. Seviyede. Aynen öyle. Bir de kaliteli işler yapmak. Mücadele etti. Becerili kaliteli işler yapamadı Osmanlıspor'da. Nedir bu final pası, ara pas, ince işler. O da yapamadı. Son 15 dakika farklı yere geldi oyun belki evet. ama... İlk yarıyı konuşuyoruz diye söylemiyorum. Evet evet ilk yarıdan devam edelim. Evet. Yani Fenerbahçe zaten hani çok fazla ürettiğini söyleyemiyoruz sezon boyunca genel olarak. Ama baskı kurduğunu söylüyoruz hep. Tabii rakibi bir, kapattığını, bir Kadıköy'ünü hapsettiğini söylüyoruz. Ya zaten hani ama bu maçın ilk yarısında onu görmedik. Yani sadece 10 dakika görelim. Sezon ilk yarısı bittiğinde meşhur ise. Tam kapatamadı ya. Yani kısa bir süre yani. Evet. İstatistikler çıktı ya işte rakip yarı alanda en çok toplu oynayan takım evet. bilmem ne. Ama işte istatistik de tek başına bir şey ifade etmiyor. Tabii, oynanan futbolu anlamlandırmak için. Yani lazım. Ersun Hoca döneminde de Fenerbahçe o baskıyı kuruyordu ama o baskının bir anlamı ama bugün baskı da yoktu Mert Aydın. Bugün için demiyorum ben. Genel için, olarak evet. hani o istatistikler için söylüyorum. Ya baskıyı kurarsanız Kadıköy'de o becerili oyuncularınızla bir iş çıkıyorsunuz evet, zaten. Yaptı mutlaka. Zaten 1-0, 2-0 o skorları yaptı. Pozisyon vermeden yaptı. O zaman övdük zaten. Tabii. O zenginliği yakaladığınız zaman. Ama dediğim gibi bir tek kenarları düşünürseniz o kenarlar da o işi yapmayı veya önlemi alınırsa başka bir şey daha olacak. Fenerbahçe çeşitlendirecek oyununu. Nedir? Orta sahadan girdiğiniz merkezden atak yapabilecek oyuncu özellikleri... Ama o da sezon başından beri işte biraz Diego o da yapmıyor. O da biraz, yapamadı onu yani. Biraz.
Bu da biraz. Evet. Ya Savuza'yı söyledik. Kimisi dedi ki aa Önedoro da iyi oynuyor dedi. Ya değil. Ben Savuza'nın ne yaptığını çok anlayamıyorum açıkçası. Top Fenerbahçe'deyken değil mi? Top rakipteyken harika. Tamam pozisyon muhteşem. Alıyor, giriyor, müdahale ediyor. Basıyor, ama top Fenerbahçe'deyken yok sanki. Ben anlamıyorum. Yani nasıl bir artı değer yaratıyor hiç görmüyorum. Ya orada da acaba gene defansif bir rolüm var. Top Fenerbahçe'deyken şeyden de mi? Souza'nın defansif bir rolüm var. Hani Kadletsi öyle anlatmıştı evet, ya. Top bizdeyken bile savunmayı düşecek bir oyuncu lazım. Bence o. Olabilir. Bilmiyorum yani hani Pereira'nın ağzından. Mehmet Topal zaten var öyle ama o anlamda. İşte o pozisyonda oynayan hocam. Mehmet Topal'ınız var. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir hatağında Souza'nın bir pas alışverişinde olması. Şimdi Pereira'nın basın toplantısı var mı? Şey diyor mu hala yani, pozisyon vermedik diyor değil mi? İşte söyledim ya hocam. Ama yani bakın, maç sonundaki açıklamasında. Bir oyunun... yani şöyle ikiye ayırıyor. Defansif ve ofansif. Tamam. Defansif olarak harikaydık diyor. Ayıramazsınız. Kadıköy'deki bir oyunu. Defansif olarak açıklayamazsınız. Anlatamazsınız. Kadıköy'deki bir oyunu pozisyon vermedik ve bunu bir başı olarak anlatıyorsanız pozisyon üretmediğiniz halde ve olumlu bir özellik olarak Bayern anlatmayın. Bayern Münih'e falan oynuyorsanız pozisyon dersiniz. Ver. 3 pozisyon ver 7 pozisyon al. 7-3 4. 4-0 galipsin. 3 pozisyon ver 7 pozisyon üret. Zaten pozisyon vermek değildir. Ürettiğin pozisyonun verdiğin pozisyondan çok olmasıdır iş. Yani diyelim ki 0 pozisyon verdiniz, 1 pozisyon ürettiniz. Bu iyi değil ki. Diyelim 4 pozisyon verdiniz, 9 pozisyon ürettiniz. İyi bu. Ama Pereira'ya göre o iyi değil. İyi bu. Ha iyi futbolun bu. İyi futbolun tanımı öyle değil. Avaraj öyle değil midir? Attığınız gol yediğiniz evet. Goldür. Aradaki farka bakıyoruz. Tabii ki evet. Galatasaray'da hiç fena atmamış. Bayağı attı hocam. 40 küsür yemiş ama. Aynen veya öyle. Veya 40 yemiş. Yani aradaki matematiktir yemiş, evet. Sizi. Galatasaray'ın gol sayısı 53, Fenerbahçe'den 10 gol fazla attı. E tamam hiçbir sorun yok. Evet. Ama gerçi onu destekli. Bak az yemişiz diyecek ama. Fenerbahçe'de tam tersi. Bakın derler ki 19 evet. Gol yemişsiniz. Fenerbahçe Beşiktaş 24 yemiş. Doğru mudur? Doğru. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Yani yemiş. Beşiktaş 14 gol fazla ama attı. Ama öteki pencereden baktığınızda sizden 11 kaç gol fazla atmış? 14. 14 gol fazla attı. Onu orada tutar, odur da diyebilirsiniz. Tabii. O en yukarı tutar, odur da diyebilirsiniz. Hocam zaten şeye baktık ya hani geçen hafta şampiyonluk yarışındaki rakiplerden averaj. Daha az averajla tabii. Şampiyon olan 57 yılda 11 tanesi öyle olmuş Mert Aydın. Biz geçen hafta baktık yani geçtiğimiz 57 5'te sezonda öyle olmuş 11 şampiyonlukta ikinciden daha kötü averaja sahip olan takım şampiyon. Ben bir sene hatırlıyorum Fenerbahçe Galatasaray çekişiyordu. Fenerbahçe ligin en çok gol atan en az gol yiyen takımıydı şampiyon Galatasaray oldu. Ya, İkisi birden. Gereçli sezonda. Yok yok. Benim futbol bakışım 93-94 sanırım. Doğru o da var. O da var mıydı? Vardı galiba. Şimdi emin değil bakarız ona sonra. Bakarız bakarız. Mert'in emin olmadı da az olur ama. Evet. dedim ve aradaki farka bakarım. Ürettiğim pozisyon, verdiğim pozisyon, ürettiğim pozisyon. Hiç pozisyon vermedik ama işte pozisyona girmedik. Ama şu da yanlış tabii değil mi hocam? Tabii ki böyle değil. Çok verip... Fenerbahçe'nin oyunu budur demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama şu da doğru değil yani. Belki de Pereira'nın biraz da söylemek istediği o. Yani tabii her ki... maç 6-7 pozisyon ya verip 13-14 bu da doğru bir futbol değil, değil ama yani. Nasıl o bunu biraz egzecererek anlatıyorsa evet, biz de egzecererek abartarak söylüyoruz evet, yani. Ama bu kadar kitlersiniz kafayı pozisyon vermeyeceğim şimdi... düşüncesine futbol bakışıdır bu. Hı-hı. Mesela Cruyff bir oyun sistemi kurdu değil mi rahmetli? Evet. Barcelona ve Hollanda tutar futbol dediğimiz. İspanya'da hatta. Ne bir oyun çıkışı? Çıkış nedir? Topa sahip olmak. Topa sahip olmak gidip orada pas yapıp pozisyon üretmektir çıkışı. Şey demez. Aman kapatıyoruz değil. Yok. Ondan sonra bana göre Guardiola bunu çok geliştirmiştir. Onu söylemek lazım. Kaptırılan yerde topu tekrar kazanma anlamında savunma bölümünü çok geliştirmiştir. Öyle fenomen oyuna doğru gitmiştir. Ama çıkış noktası biz nasıl hücum ederiz üzerindedir. Biz nasıl gol yemeyiz üzerinde değildir. Bakın bunu ama saptırmayalım yani şey demeyelim. Ben o 20 pozisyon verelim 40 da pozisyon öyle değil. 40 pozisyon üretebiliyorsunuz 20 pozisyon verin. Şimdi o dediğimiz dönemlerde Ajax'ın kazandığı Şampiyon Kulüpler Kupası finalleri 1-0 falan bitiyor zaten. 4-3, 5-4 bitmiyor. Yani onlar da doğal olarak savunma yapıyorlar. Sadece sizin dediğiniz gibi desteklemek için söylüyorum. Savunma oyunun... topa sahip olarak yapıyorlar. Aynen öyle. Tabii. Farklı. Ben onu geçen söyledim. Bakın Barcelona'yı yenebilirsiniz. Yendi işte arkadaşlar. Evet. Ama Barcelona'dan çok pas yapıp daha çok topa sahip olamazsınız. Ama yenebilirsiniz. İkisi oyun kültürleri. Topa sahip olmak, pas yapmak. Evet. Ha bu oyun ben tam de yani farklı oyunlarda olacağını düşünüyorum. Var zaten de başka fenomen oyunlar da başarıya ulaşıyor. Tabii. Ama Barcelona yenersiniz daha çok pas veya daha çok topa sahip olamazsınız. Evet. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
90 artı devam ediyor. 0-0 biten Fenerbahçe Osmanlı Spor maçını konuşuyoruz. İlk yarıyı geniş bir şekilde konuştuk. İkinci yarıya başlarken ilk hamle geldi. Souza çıktı oyundan ve yerine Diego girdi. Ama oyun formatında pek bir değişiklik yoktu. Yani dizilişte bir değişiklik değil. Yoktu. Ama beklenen daha değişik. Fazla değil mi? Beklenen bir değişiklik oldu. Ben Souza diye belki Ozan Tufan'ı çıkarı diyordum. Yani bugüne kadar genel evet. Değişimleri böyle onun üzerindeydi. Diego çok mu fark yarattı? Yine kendi içinde yaratıyorsunuz. Oyun mantığı var. Şimdi Souza'ya top geldiğinde nasıl kime veririm diye bakıyor. Diego'ya top geldiğinde nasıl öne doğru giderim diye bakıyor. Bakın bu düşünce mantığı veya bunu yapabilirliği oyunun şeklini değiştirir. Çok değiştirmedi bana göre yani ama yine de fark yarattı. Biraz daha Fenerbahçe önde yani ben de not alırken böyle çıkarmaya 50 ile 55 öyle. Arasında Fenerbahçe ciddi akınlar yaptı. Yani pozisyon üretme anlamında değil ama hani rakibi sarsma anlamında. Evet. Etkisi tabii ki olacak yani. Ama tabii Diego'yu da istenilen seviyede olmadığını da söylüyoruz ama ufak bir oyuncu kimliği değişimi. Yani nedir oyuncu kimliği değişimi? Bana top gelirse yanıma arkama veririm Savuz'a değil mi? Evet. Diego gelirse bir sallanır geçmeye çalışırım. Geçerim geçemem. Veya şutu oyuncu düşünür. Mantığım bu. Ceza sahasına girmeyi düşünür. Nasıl girebilirim diye düşünürüm. Ha yeterliyim. Evet. Her zaman yeterli yapamayabilirim ama oyun mantığı oyuncuların kimlikleri üzerine değişir. Ona göre zaten mevkileri bir şekilde yeteneklerine göre bir şekilde oyun bakışlarına göre değiştiriş yaparsınız, yerleştirirsiniz. Bayağı da şut attı aslında Diego ama bazıları pek doğru tercihler değildi. Sanki değil mi Mert Aydın? Sen ne dersin? Yani evet. Ama yani şimdi sizin gerçek bir planınız yoksa yani görünmüyorsa oyuncular da zaten bir yerden sonra inisiyatif alıyorlar yani mecburen. Ama zaten çeker, vuruş 18 çevresi vuruşları her zaman etkilidir. 5 evet, evet. Tane şutu var. Evet. Azdı ya bir devrede 5 şut. Hepsi de ceza sahası ön çizgisine. Keşke yakın Diego noktalarda. Performans anında her maçta 5 şut atsa öyle baktığınız zaman. Değil mi? Değil, bence öyle. Evet. Peki buradan belki de daha çok konuşacağımız daha sonraki hamlelerle de ekleyelim. Yani hemen çünkü 62. dakikada da iki hamlesi daha geldi. Fernando ve Nani'nin oyuna girişi. Ama aynı anda şeyde Laval'i çıkarıp Dölerj'i soktu ki evet. Dölerj ilginç bir adam, çok enteresan ya bir adam. İkinci yarıda geldi, 4 asisti var. Yani çok kısa sürede hep sonradan oyuna girip 4 tane asist yaptı. Yani hani şimdi golle sonuçlanmayan çok güzel pasları da evet. Var hani. Ki Laval çok kaliteli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu ama hani ikisini düşündüğümüzde Dölerj daha hücum anlamında daha yaratıcı tabii, bir evet, oyuncu. Kesinlikle. Yani o da orada Mustafa Hoca da tahmin ediyorum ki artık oraya Diego girdi. Şimdi rakip takım riskler alıyor. Esasında Diego'ya göre kurmuştu zaten takımı. Evet. Hani Laval biraz Diego'dan dolayı bana göre orada oynamış bir oyuncuydu. Ama Laval'ı da çekeyim biraz orta saha kalabalığı yapayım. Evet, Mehmet Güven'le Musa Çağrı'nın yanına. Şimdi öbür taraftan aynı anda Fernando ile Nani de girince hani o da orada boşluk olur diye gerek düşündü. Yoktu esasında. Çünkü Diego oynayacak diye kurulmuş bir takım gibi geldi bir bana. O değişiklik yapılırken Nani ile Fernando da girince evet. Boşluk bulabilirim diye düşündü. İzledim herhalde. Oyunları 4-4-2 deniyor. Bana ama 4-2-3-1 olarak ben de şimdi Fernando'yu öne attı. Size zahmet vermemek için dizdim hocam. Şu anda tahtada da var. Yani Fenerbahçe var değil mi? 62. dakikadan evet. Sonra böyle bir dizilişle. Oyunun son bölümünde Van Persie biraz daha yanaşmıştı evet. Fernando'ya. İkili santrafor gibi tabii ki kalmıştır. Böyle bir değişime ya gitti. Şey de olmadı maçta mesela. Yani hani kötü oynarsınız her şey kötüdür ama bir hani maçların klasik bir doldur boşalt bölümü vardır. Yani çok kötüsünüzdür ama rakibi oraya sıkıştırırsınız en azından yalandan da olsa rakibin stoperlerinden de dönse 10 tane orta yaparsınız o da yok. Ben onu hiç yalan oyun olarak görmem. Hayır, yalan derken şu anlamda söylüyorum. Hayır, doldur boşalt da demem ben ona. Çünkü küçümsenir doldur boşalta geçtir. Hayır bir oyun tarzıdır. Yüksek topları atıp orada basmak bir oyun tarzıdır. Ve hayır, Fernando da varken. Peki çok kısa süre varken niye bunu kullanırsınız? Mesela diyelim ki bunlar genelde son 5-10 dakikasında evet. Kullanılan oyunun değil hızla mi? Hızla oraya kaleye gidebilmek. Tabii, etkili bir şey olduğu için yaparsın tabii son ki, bölümde. Tabii ki. Zamanınız az kalırsa en etkili gidiş direkt ataktır. Direkt atan en büyük şey de yüksek top hani atmaktır İngilizler merkeze. İngilizler yıllarca kick and rush işte yani hani. Bakın, onlar da başka bir şey yapmıyordu ama. Doğru uygularsanız tamam şu anda fenomen oyun tabii ki top ve pas tabii oyunu ki, ama tabii ki. Doğru uygularsanız bu oyunlar direkt ataklar, direkt mutlaka. Oyunlar çok etkili oyunlardır. Ve tercih ikinci planlarınız olması bana göre şarttır. Bir Bursa Spor'un mutlaka bir B plan olarak durmalı. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezon Ömer Erdoğan zaman her zaman, son 10 dakikada. İspanya bile ona ihtiyaç duymuştur. Bakın inanın bazı başlarda dikkat o pası yapabilip orada üretemeyen İspanya bile o B planına ihtiyaç duymuştur. Bilhassa Del Bosque zamanında o ilk elendikleri, grupta elendikleri maçlar zaman zaman ve ben bunu hiçbir zaman da küçümsemem. Bir oyun planı olarak yapıyorsanız ve doğru uyguluyorsanız. Nedir doğru uygulama?
yüksek topu atarsınız. Doğru pozisyon alıp orada o baskıyı oluşturmak çok da etkili, çok da geçerli oyundur zaman zaman. Ama o da olmadı. O da olmadı. Hatta son 6-7 dakika uzatmayla... Olmadı değil, onu düşünmeniz lazım, evet. Onu uygulamanız lazım. Son 6-7 dakika uzatmayla birlikte son 6-7 dakikada top daha çok zaten şeyde kaldı. Osmanlı Spor'da kaldı. Pozisyon haricinde de. Orta saha biraz açılınca... O zaman işte Delarş falan bir şey yaptılar. Rusescu girdi zaten. Evet. Oralarda daha seri oyunculara sahip oldular. Ama bak, kesinlikle gidilmez. Bak, biraz risk aldılar. Osmanlı Spor oynamaya başladı. Hayır. Oyun başlangıcı 0-0 oyunları, oyun başlangıçları böyle değildir. Tabii. Hani bakın Osmanlı Spor, ya şu mu olacaktı? Fenerbahçe öne doğru oynamak isteyecekti. Osmanlı orta sahayı boş buldu diye Fenerbahçe'yi perişan edecekti. Öyle mi olacaktı? Hiç öyle olmayacaktı. Kim oyununu kabul ettirirsedir bu iş. Ben başka bir senaryo yazayım o zaman. Fenerbahçe risk olarak tabir ettiği, Fenerbahçe için risk olarak, Payer için risk olarak tabir ettiği. Öne doğru daha özellikle oyuncularla daha çok hücum yaparak oynadığını, çıkış noktası bu oldu. Hemen 1-0'a geçtim. Bitti. Oyunun bütün resmini değiştirdim. Şimdi bütün koz bende. Hadi gel. Öyle istemiyor musunuz? İlk golü atıp rakibimizin size gelmesini ve açık bulmak istemiyor musunuz? Baştan öne geçmek ister her takım. Yine gelsin rakip. Verin kontratak imkanları. Pasta çıkacaklar. Pas her zaman risktir, isabetli pas. Kaptırıldığınız zaman hücum şeklini alırsınız artık. Hocam esas... O kaptırdığınız top da çok büyük risktir. Ha, yaparsanız tabii ki rakibe sorun yaratırsınız. Ama yaparken kaptırdığınız toplar bir savunmaya gelen takım için söylüyorum. Sizin zayıf yakalanmanız demektir. Yani şöyle ki o bölümde, evet, özür dilerim, o 6-7 veya 10 dakikalık bölümde ilk kez Fenerbahçe 1-2 kez boş alan buldu. Yani Osmanlı Spor 5-6 adamla hücuma çıkınca kaptırılan topta boş alan ilk kez ortaya çıktı. Ama kere, onu da değerlendiremedi Fenerbahçe. Milli takımda çalışırken İspanya oyununu size izlemeye gitmiştim. İspanya milli takımını. Çok iyi yaptıkları bir şey vardı, pas yapıyorlardı. Ama B planları yoktu. Ben de onu demiştim. Belçika'da onu çok iyi ikinci bölgede kapatıp aldığı toplar çok çabuk çıkarak etkili oldu. Belçika, İspanya maçıydı. Ben de onu demiştim mesela. İspanya'nın en büyük silahı aynı zamanda zaafı olabilir. Ki İspanya'nın... Çünkü hep pas yapıyor, orta sahayı pasta geçiyor. İspanya'nın şeyleri vardı. Çok rahat yapabilir. Alternatif oyuncuları vardı. Negredo'yu falan. Hani istese, hani eğer düşünseler yapabilirlerdi onu da. Çok iyi çıkıyorlardı ama aynı zamanda bütün oyun anlayışlarının bu olması onların orta saha top kaptırmalarına da neden oluyordu. En güçlü yanlarını zafiyete dönüştürebilirsiniz eğer yapabilirseniz. Osmanlı Spor içinde evet çok buyur gel kontrole çık bak sen çok iyi çıkıyormuşsun diye bir plan kurup sen yenebilirsin. Ve maç Kadıköy'de, bakın ben size bir daha altını çiziyorum. Kadıköy'de bir maçta Osmanlı Spor'u nasıl durdurunun üzerine plan yapılmaz. Bir de esas... Önlemler alınır, plan yapılmaz. Şu aradaki... Evet. Ya bu farkı bir daha vurgulamanız iyi oldu hocam. Ya şimdi eğer maçtan sonra Pereira şunu deseydi, maçtan önce ve maçtan sonra. Ya evet ben bir önlem aldım ama ya ben bu kadar da geriye çekilin demedim. Ben bilmem ne yapın hani şöyle yani oyuncular beni yanlış anladılar benim... Planım bu değildi bilmem ne deseydi. Ha, belki bu kadar o zaman... Ona bile gerek yok Mert Aydın benim için. Deseydi ki bugün üretkenliğimiz yok, üretemedik bugün dese bir şeydir. Ama pozisyon vermedik cümlesini kurduğu an tamam da bunun hocam, bedelini ödedin pozisyon üretemeyerek. Şöyle bir hastalık da yok mu ya bizim ülkede? Ben iki sezondur buna çok dikkat ediyorum. Çoğu hocada, hepsinde değil ama şöyle bir şey var. Her maçtan sonra basın toplantılarına bakıyorum. İlk cümleleri genelde rakibe pozisyon vermedik. Ya bu iyi bir şey ama tabii, yani genel olarak hani bu maçın özelinde konuşmuyorum. Genel olarak da yani yanlış bir oyun anlayışı demiyorum ben buna. Değil, ama o da çok takımın güçleriyle de çok orantılıdır. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş bu cümleyi kurmayacak. Tabii tabii. Bu cümleyi oyun planları güç olarak derbide kurulur. Daha, baktığınız zaman oyun gücü olarak, takım gücü olarak daha düşük takımlar tabii ki bir takım taktiklerle, planlarla yenecek, sizi yenmeye çalışacak. Bundan daha doğal bir şey yok. Kızıyorlar mesela karşı takım çok kapandılar. Oyunu olur mu öyle şey? Sen bütçen 60 milyon dolar, benimki 5 milyon dolar. Sen kurduğun takım, benim kurduğum takım, ben senin taktiklerle yeneceğim. O futboldaki oyun taktikleriyle yenmeye çalışacağım. Planlarla yeneceğim tabii ki. Hadi kip daha güçlü çıkın oynayın. Olur mu öyle? İyi. Sen de ver bana 100 milyon dolar, ben de oyun takım kurayım o zaman. Öyle yap, öyle oynayalım. Hayır, ben sana planlar kuracağım. Ama senin planın beni durdurmak üzere ne olursa Fenerbahçe olarak Kadıköy'de, o zaman ben düşünürüm yani. Hocam şu 62. Futbola buradan bakanı da düşünürüm. 62. dakikadan sonraki diziliş üzerine de konuşalım bence. Tabii. Yani hatta belki dokunmatik ekran üzerinde konuşursanız. Zaman zaman. Bu ya Van Persie burada bir santfor arkası gibi bir rol üstlendi. İşte bir iki kez bunu da denedi Vitor Pereira. Daha önce de bunu bir iki örneğini gördük. Bazı bölümlerde oyunun bölümünde görmüştük. Hatta soruluyordu Van Persie, Fernandão,
tercihi olduğu zaman ikisini beraber oynatamaz mıyız diye zaman zaman oyunun bölümlerinde böyle oynattı. Ya böyle oluyordu ya da Van Persie kanatta oluyordu. Kenara geliyordu. Kanada da oluyordu. Evet. İkili bile oynattı bazı maçta. 4-4-2 bile oynattı bazı zamanlar. Ama kabul edin ki Van Persie ve Fernando'nun ikisini oynaması bana göre Van Persie'nin orada oynaması bir zafiyettir. Ya Van Persie Fenerbahçe'de bir tek burada oynar. Benim görüşüm. Buraya geldiğiniz zaman burası başka işlerin işidir. Başka özellikle oyuncuların işidir. Hele şu andaki Van Persie'den bahsediyorum. Siz şu anda harika bir fizik gücünden bahsedebilir misiniz Van Persie'nin? Edemiyoruz. Sezon başından İkinci hareketleri, baskı. O zaman burası risk haline gelir. Zaten santrforu yalnız bırakırsınız ön tarafta. Van Persie'yi de alırsanız risk haline gelirsiniz. Çünkü Van Persie'nin kafasında da gol yapmak olacaktır her zaman. Skor yapmak istiyor. Servis burada, yapmak değil değil tabii mi? Tabii burada iki tip oyuncu vardır. Bir buralara girip skor yapmak isteyen, bir de buralardan servis yapan. Van Persie skor yapmak isteyen oyuncudur. O zaman kafasında buraya koşu olan bir oyuncu da olduğunuz zaman o zaman orta sahayı vermeniz, o zaman işte verebilirsiniz. Böyle oynadığınızdan değil, o oyuncuyla orada oynadığınızdan böyle verebilirsiniz pozisyonu. Ben bir şey kalkabilir miyim? Çok heveslendim ben de orada. Çok güzel yazılı çiziliyordu. Ekranımız çok güzeldi. Şimdi becerebilir miyim bilmiyorum. Şimdi benim bu sezon Fenerbahçe maçlarında Fernando oynarken ya da ikisi birlikte oynarken ya da tek oynarken çok gördüğüm şöyle bir sahne var. Bugün de bir kere gördüm. En büyük sıkıntılardan biri bu Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe burada oynuyor ama santrforu kim olursa olsun doğru yerde topla buluşturma konusunda hep sıkıntı yaşıyor. Bugün de Fernando'yu ben şurada gördüm. Birçok maçta kaleye şuralarda, kaleye 35 metre, 40 metre uzaklıkta Fernando topla buluşuyor. Bunun hiç kimseye bir faydası yok. Van Persie zaman zaman oyun kurulumunda birlikte oyunda olursunuz. Santrfor koşulları vardır öyle de. Ama mecburen orada oluyor topla. Yani o sıkıntı olan nokta o. Ve şimdi Van Persie demin hocanın dediği gibi fiziksel olarak yeterli değil. Fiziksel yeterliliği olsa bence Van Persie'yi burada da buluşturursanız topla, o topla gider. Her şeyi yapar. Ama Fernando fiziksel olarak en iyi döneminde bile fiziksel olarak en iyi anında bile burada topla buluşacak bir oyuncu değil. Burada topla buluşturduğunuz anda Fernando'nun hiçbir şeyinden yararlanamazsınız. Fernando sadece şurada, buralarda. Tabii, tabii. En önemli özelliği olur. Orada topu alacak. Tabii. Bugün de ben bir pozisyon var. Van Persie şuralarda top bekliyor. Fernando şu volkanın olduğu şu noktada rakiple boğuşuyor. Topu almış, çalım atmaya çalışıyor. Çalım atsa ne olacak, atmasa ne olacak? Tabii şimdi o santrfordan istenen zaman zaman eğer pasta geçemiyorsanız santrfor oynayıp sizi hücum oraya öne taşır. Evet, evet. Topu korur, siz çıkarsınız. Doğru. Ya pasta gelirsiniz bakın mantık olarak düz mantık ya da attınız santrfora sizi 3-4 saniye zaman kazandırdı. Siz de geldiniz. Doğru. İleri çıkıyoruz takım olarak. Aynen. Onu yapma. Ama hep dribbling yapmaya çalışırken görüyorum ben Fernando'yu. Problem orada. Dribbling de onun en son yapacağı. Yani işte esas sıkıntı orada. Yani. Ve evet. Fenerbahçe'nin ben hani çok pozisyon bulduğu maçlar da dahil olmak üzere santrfor kimse yani diğer oyuncuların pozisyona girip girmemesinden bahsetmiyorum. Van Persie ya da Fernando'yu en doğru noktada topla buluşturma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani Van Persie bir pozisyon üret ya da Fernando o doğru yani orada onun orada topla buluşmaması lazım. Topla buluşmak mı? Ya da tersi. Yani neyse. Orada biraz sadece top bana gelmedi diye tabii, sorumluluktan tabii, kaçamazsın. O anlamda söylemedim zaten. Evet, tersi de olabilir. Yani sadece bu bir sorun ama. Tabii, yani ortaya çıkan şey. O zaman işte doğru duruşta olamıyor oyuncu. Doğru yerde olmadığı, top doğru yerde ona gelmediği zaman duruşu, topa vuruş şekli o zaman da doğru vuruşta gelmiyor tabii. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz. +90+'da yeniden birlikteyiz. 0-0 biten Fenerbahçe-Osmanlı Spor maçını konuşuyoruz. Maçın genelini konuştuk, devam edeceğiz. Mustafa Reşit Akçay, Osmanlı Spor Teknik Direktörü. Onun penceresinden maç nasıl geçti bir izleyelim. Vebo uzun süre çok iyi bir profesyonellikle çalışıyor. Son iki aydır Raul çok formda olmuş olmasına rağmen çok iyi bir profesyonel teşebbüslerde bulunarak özellikle hızlı koşu sayısını, mesafesini ve sprint sayılarını yükselten bir Vebo vardı. Sanıyorum psikolojik olarak da bir şey söylemese de bu müsabakaya hazır olduğu mesajlarını verdi. Ben de bir teknik adam olarak onunla uzun süre çalışan birisi olarak ona bu ödülü vermek zorundaydım. Ve kendimi bunda zorunlu hissettim. Çünkü gerçekten
tam bir karakter, tam düzgün bir adam. Bence de fena da oynamadı. İyi ki de vermişim. Hocam ligin orta sahada kaptığı toplarla hızlı hücuma en iyi çıkan takımlarından birisiniz. Oo, önde evet istatistiklerim var. İstatistiklerde ama de... Ama Fenerbahçe bize iyi çalışmış. Özellikle orta sahadaki kurgusu, ilk yarıdaki kurgusu genelde savunma yönü güçlü oyuncularla kurdu. Biz o çıkışlarda yardımlaşamadık. Özellikle savunma oyuncularımızla iadeyi kullanabilmiş olsaydık hızlı oyuncularımıza ulaşacaktık. Ama orada da bir tedirginlik yaşayınca bu sefer biz hızlı oyuncularımızı koşturmak için atılacak olan topları kullanamadık. Fenerbahçe'yi bu yüzden kutluyorum. Özellikle ikinci bölgedeki bizim başlangıçlarımızı yok etti. İyi çalışmışlar bize. Biz buna alternatif üretemedik. Şimdi onun üzerinde duruyoruz. O yönde de çalışacağız. Teşekkür ederiz hocam. Başarılar dileriz. Evet, Osmanlı Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay tebrik ediyorum diyor Fenerbahçe'yi. Bize karşı iyi önlemler almışlar, iyi çalışmışlar diyor. Ben ciddi mi söyledi, bir şey mi yaptı burada? Bir kinaye mi? Kinaye mi? Bence değil. Hocanın tarzı genelde evet, böyle aynen. Değil. Tamam da ama siz Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynarken bizi iyi azetmişler, iyi durdular derseniz. Ama yani karşıya büyük bir eleştiri getiriyorsunuz esasında. İşte bir hocam biz de bir saattir onu demiyor muyuz? Evet evet. Yani bu sizler, biz... bir takdir değil, Fenerbahçe teknikleri takdir değil, bir eleştiridir bence. Bizi çok iyi analiz etmişler, bizi iyi önlem almışlar. Tebrik ederim derseniz Kadıköy'deki Osmanlı Spor, Fenerbahçe Osmanlı Spor maçı için bana bu karşılık teknikleri takdir değil, bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama ben de Mert Aydın gibi düşünüyorum yani o niyetle. Yok yok, evet. Değil o niyetle evet, yapmadı evet. Ama bir eleştiri esasında evet. Takdir olarak söyledi evet. Esasında bir beğeni olarak söyledi evet. Ama bana göre en büyük eleştiri yaptı Mustafa Reşit Akçay Pahere'ye. Yani herhalde onun kafasındaki sahada olmayan yani kendi takımının başaramadığını düşündüğü planlayıp tek şey üzerinden konuştu. Sonunda başardığını ne diyeceğiz? Puanı aldı. Eyvallah. Onu zaten başaramadığı bir şey yok zaten orada bence. O röportajın uzununda büyük zaten onun söylüyordur, olduğunu söylüyor zaten. Evet. Tabii yani Webo tercihi de aslında biraz şaşırttı bizi. Biraz Fenerbahçe için olmuş. Yani Fenerbahçe maçı oynama isteğini çok. Evet. Motivasyon evet. Falan da dedi. Gayet doğaldır. İyi de çalışan. Çünkü Rusescu bayağı formda. Gol evet. Sayısı gayet iyi. Ki Rusescu da ilk geldiğinde hatırlıyor musun sezon başında? Evet. Yani birçok kişi bu adamı da niye oynatıyor falan diyordu. Hangi maçtı? Osmanlı çok iyi. Galatasaray'ı yendiği maç mıydı Osmanlı Spor'un? İstanbul'da yenmişti. Rusescu sonradan girmişti. Hatta birçok kişi dedi ki ya o adamı niye soktu? Takım gayet iyiydi. Hani ne gereği var falan ama ilerleyen haftalarda tabii. Oyun... Çok da faydalandılar evet. Rusescu'dan. Çok iyi. Osmanlı Spor'da puanını 40 yaptı. Galatasaray'ı geçti. Tabii hani Galatasaray'ın bir maçı eksik. Fenerbahçe derbisinde henüz oynamadı. Yani... Sezon vallahi, başındaki görüntüleri Galatasaray'ı bayağı takım geçti galiba. Osmanlı Spor'un averajı da iyi. Fena değil. Yani Akhisar da 13. Akhisar da geçti. Osmanlı Spor da geçti. Zaten Medipol yaklaştı. Konya çok geçti. Maçı eksik. Trabzonspor yaklaştı. Konya bir maç eksik. 11 puan önünde Galatasaray'ın. Evet. 11 puan. Evet. Konya Spor. Fenerbahçe Beşiktaş değil. Konya Spor. Evet. 50 puan. 44. Yani Galatasaray'ın bayağı işi zor. Bursa Spor geliyor Hamza Hoca ile. Evet. Trabzon yani ben Galatasaray'ın dördüncülüğünü çok zor görüyorum. Yani şöyle kupada istediği gibi giderse işte yani Galatasaray'ın kupayı kazanması ihtimalinden bahsetmiyorum. Rize'nin kazanmaması ihtimalinden bahsediyorum. Yani Fenerbahçe, Konya veya Galatasaray'dan birinin Galatasaray kazanırsa zaten katılım hakkını elde ediyor. Fenerbahçe veya Konya kazanırsa 5. de yetiyor Galatasaray ama. Yetiyor ama ben sadece Avrupa Kupası'na gitmek için söylemiyorum. Sıralamada title anladım, olarak söylüyorum. Evet. Yani şu anda Galatasaray'ın önündeki hedef Avrupa olduğu için. Ama... Yani 5'te olamayabilirsiniz şu andaki durumda. Evet belki hocam. De olursunuz tabii o değil de. Çünkü hiç tamamen yani böyle. Bu oyun tarzı, bu oyun şekliyle olma şansı yok. Hayır. Ama fark daha şey haline hayır matematik olarak oyunu katmıyorum. Mutlaka. Bakın önünüzde tabii. Akhisar var, Osmanlı var. Ve Galatasaray'ın oyununun buradan yükseleceğine dair de hiçbir emare yok. Hani ve neden de yok. Bir neden olur. Niye yükselir buradan Galatasaray? Bugün öğlen güzel tartıştınız. Yeni şey bir oyuncu gelmiştir. Motivasyon teknik adam var. Enteresan olmuştur falan ama. O da yok değil mi? O neden yok. De şu yok. Anda evet. Neden de yok iyi olması için. Evet. Ben şuna takıldım biraz maç sonunda. Yani maç bitti. Bir kere Fenerbahçe tribünleri ciddi bir protesto ya protesto etti takımı. Bayağı evet, yüksek sesle bir yuhlama evet, ben oldu. O bana enteresan ve geldi. Ve futbolcular mesela Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın vücut dilleri... Yani sanki şampiyonluğun kaybedildiği bir maç olmuş gibi, yarıştan kopulduğu bir beraberlik olmuş gibi bir vücut dili vardı. Ya da tribünün bu tepkisinin
böyle bir şey olmadığına karşı bir duruş da olabilir yani. Tamam. Bana öyle protesto öyle gibi da gelmedi. Hayır. Yani ya da işte oynanan oyunun da tatmin etmemesi belki o da olabilir. Onları... Tabii ama ki hani şu anda 3 puan netice itibariyle evet, ve tabii bayağı da 8 evet maç var. 8'er maç var. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Şimdi konuşuyoruz şey söylüyor. Beşiktaş da puan kaybedebilir. Benim düşüncem eder de. Ya şeye bakıyorlar şimdi. Bugün gazeteden aradılar. 7 maç kaldı evet. Hepsini kazanırsın. Ya futbol bu kadar keşke kolay olsa sizin bahsettiğiniz. İki kulübe de sorsanız, oyunculara sorsanız. 7 maçın 7'sinde kolay değil o iş. Hakikaten kolay değil yani. Ya olmaz mı? Yine olur puan ama kaybedecek yani kolay belki. Beşiktaş da belki puan kaybedecek. Yarın maçı var. Oynanmamış maç. Hep zordur oyuncular için. Oynanmamış maç yani bize kolaydır. Evet Beşiktaş Kasımpaşa'yı yener. Bize kolaydır. Ama çıkıp oynamak ve hakikaten kazanmak, gol atmak bunlar çok zor işlerdir. Ya ben o psikolojiyi biraz yadırgadım açıkçası. Ya belki ben yanlış da hissetmiş olabilirim ama. Ama ister istemez geriye düşüyorsunuz. Evet. Kadıköy'de kaybediyorsunuz. Evet. 6 puanlık bir fark oluşuyor. 6 puan değil 3 puan hani kazanırsa yarın 6 puan olacak belki. O sizi demoralize edebilir tabii ama daha çok yol var. Tabii evet. Sen ne diyorsun? Ha, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani hani şu anda muhtemelen hocanın dediği gibi iç sahada kaybedilmiş bir maç olması, beraber puan kaybedilmiş bir maç olması veya tahmin etmekteki maçta kaybettiler. Belki hiç ya aslında şöyle bu teknik olarak bakıldığında tahmin yani korkulabilecek, endişe edilebilecek bir maç ki hoca da öyle düşünmüş. Biraz fazla düşünmüş. Yani, yani kalan bu maçta 9 maçın içinde en puan kaybına yakın maçlarından, ya 3-4 maçından biriydi bu. Tamam da Kadıköy'deki hiç maçını ben puan kaybedecek diye bakmam Fenerbahçe'ye. Yok. Ya hakikaten yok, biz hoca tarafından da bakmıyoruz. Kadıköy performansı var ama. Hani dışarıdan ama zorluk derecesi yüksekti hocam. Tabii Osmanlı Spor'un formu, gelişi. Yani ligin ikinci yarısı formu diyelim özellikle. Tabii 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bunu iyi oyunlarla, bol pozisyon üreterek, zevkli doğrudur bir futbol oynayarak doğrudur yani. Ama ve siz de Fenerbahçe'siniz, şampiyona yarışıyorsunuz ve Kadıköy'desiniz. Evet. Ben orası beraberlik vermem bu maça yani. Yani favori Fenerbahçe'dir her zaman. Kadıköy maçının. Yani sonuç olarak Fenerbahçe tabii, galibiyeti tabii en yakın sonuç olarak görürüm ben Kadıköy'de. Tabii ki 3 ihtimal içinden. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Tabii bundan sonraki maçlara yansıması acaba yani bugünkü o tablo, o görüntüden sonra bundan sonraki maçlara hafta yansıması nasıl oynuyor Fenerbahçe? Acaba? En büyük yansıma. Bak bu işte yani bir maç bir şey değil fakat İki maç tökezlerseniz bu başka bir şeye gider. İşte orada çözülmeler başlayabilir. Bakın bir maçta kaybedebilirsiniz. Hı hı. Öbür maçı kazanırsanız tekrar o şeyde tutarsınız puan farkını. Ve arkada takip eden için söylüyorum böyle bir yarışta. Bir maç mesafesi her zaman şansınız vardır. Bir maç mesafesi. 3 puanın üstüne çıkmayacak. 3 puan 4 olduğu zaman 2 maç demektir ki bakın o çok zor. Çünkü hani 3 puanda Fenerbahçe hani eşit puanda da bir maç sahip bir maç da var. Bir de bir maç mesafesi. Bir maç ama 2 maçta da hep tekrarlanmayı beklemek çok daha zor bir şeydir. Bu kalan süre ve Fenerbahçe'nin en büyük maçı şu anda Konya maçı. Bakın içeride yenemediniz. Konya'ya deplasmana gidiyorsunuz. Hakikaten Konya maçının işte üstüne de arada Galatasaray maçı var. Yani Konya Galatasaray üst üste oynayacak. Zaten önce Konya oynayacak ama. Evet, esas Konya maçı çok daha onu ayağa kaldıracak maç Konya maçıdır Fenerbahçe. Veya daha çok çözülmeye sebep olacak maç Konya maçıdır Fenerbahçe için. Çok önemli maç. Bu maç Fenerbahçe'nin de iç sahada gol atamadığı ilk maç oldu ya bu sezon itibariyle. Öyle mi? Evet. 0-0 hiç hatırlamıyoruz değil mi? Zaten iki maçı var. Hatırlayamayız. Bursa... Zaten yok diyoruz. Deplasmanda var da içeride. Deplasmanda tamam, Bursa kendi Spor maçı var. Evet. Deplasmanda Bursa Spor maçı var. Yani peki bu maçtan sonra gerçi süre kısaldı. Yani bir teknik adamın hem kendi bakış açısında büyük bir değişiklik yaşaması hem bunu takıma yaşatması öyle biraz zor değil mi? Belki finali farklı yapabilirsiniz. Veya şöyle kaybedişlerle insan kaybettikçe ya çok korumacı olarak meydan okur ya da kaybettik. Şimdi kazanmaktan başka çareniz yoksa artık finişteyseniz ölümüne koşarsınız. Artık arkayı düşünmezsiniz bazen. Öyle yapabilir Payera'da yani. Artık kazanmak zorundayım. Ama kazanmanın mantığını da az pozisyon vermekten geçtiğini düşünüyor Payera. Bundan sıyrılabilir mi? Sıyrılması gerekir mi? O da tartışır. O da der ki benim futbol görüşüm. Bakın ben bu doğrudur diye söylemiyorum. Bu benim düşündüğümdür budur diye söylüyorum. Belki Payera düşüncesi doğrudur. Futbolu bakışlarla ilgili. Seyir keyfini teknik adamlık puanınıza feda ederseniz seyir keyfini çok doğru bir bakış açısı olmuyor bakmayın. Çünkü artık önemli olan 3 puan değil. Önemli olan çok puan. 1-3 puan alacaksınız. Keyif vereceksiniz. Fair play ruhu içinde oynayacaksınız. Bütün bunları birleştireceksiniz. Eskiden şu doğruydu. Önemli olan 3 puan değil. Bazen öyledir de ama büyük resme bakınca sadece önemli olan 3 puan değil. Verildi işte. Alıyor 3 puan ama Barcelona gibi oynamazsan diyorlar.
Real Madrid de bazen şampiyon ama böyle değil diyorlar. Öteki evet. türlü diyorlar. Fenerbahçe için de bu geçerli. Fenerbahçe oyun kültürü de budur. Tabii. O yüzden ben sadece önemli olan 3 puan değil, önemli olan oyun keyfi. 3 puan da olmuyor diyor zaten her zaman işte. Nasıl? Yani böyle oynayınca her zaman 3 puan da gelmiyor. Hayır, Nebi'nin sorusu buradan vazgeçebilir mi? Payla farklı bak. Değiştirir vazgeçmesin zaten artık. Çok kolay değil. Hadi şimdi böyle oynayalım. Arada bir oynanmaz mı? Evet bir değil mi? Zaman daraldı yani. Devamlılıktır evet. tabii. Fenerbahçe'de çok güçlü oyunu var. Bakın onu bir şey söylemiyorum. Oyun güçlü oyun. Ama oyunlu olalım kesinlikle böyle bir şey yok. Oyun güçlü oyun. Ama takım da güçlü takım. Kadro da güçlü kadro. Yani bu kadrodan daha farklı oyunlar çıkabileceği için söylüyorum ben bunu. Temel eleştirimiz o zaten değil mi hocam? Ya yediğiniz Caner, Diego, Nani, Fernandao'ysa sizin güçlü bir kadronuz var demektir. Bu güçlü kadronda güçlü oyun çıkarın diyorum. Fenerbahçe bu kadrodan, Payra'da eleştirim benim şu. Bu kadrodan güçlü oyun çıkarmıyor. Bu kadrodan emniyetli, güvenli oyun çıkarıyor. Ben diyorum ki bu kadrodan güçlü oyun çıkar. Etkili oyun çıkar. Çünkü güçlü oyunlardır etkili olanlar. Güvenli oyunlar daha emniyetli oyunlardır, kabul ediyorum. Emniyet oyunlar daha güvenli oyunlar ama güçlü oyunlar daha etkili oyunlardır. Hocam peki şöyle de bakalım. Mert Aydın sana da soruyorum tabii. Şimdi Fenerbahçe'den bu sene özellikle her zaman güçlü ve iyi oyun beklenir, bol pozisyon üretmesi beklenir ama bu sene bunu düşündüren şey neydi bize? Daha beklentilerimizi artıran Van Persie, Nani, Volkan Şen, Fernando yani hücum Ozan hattına Tufan, yapılan Ozan Tufan o ve orta sahaya yapılan takviyelerdi, katkılardı. Ama iki de bonusu var Fenerbahçe'nin bu sayı hesaplamada. Hasan Ali, Şener. Evet. Hiç çok iyi alternatifler onlar da oldular. Çok iyi hücum aksiyonlarında. Yani evet. Ben sadece ofansif olarak anladım. Ama hani bu oyuncuların da bireysel olarak bir takım arızaları olduğunu görmedik mi acaba? Yani Van Persie hala fizik olarak yetersiz diyoruz. Fernandao evet çok gol attı Bursaspor'da ama topla ilişkileri çok iyi değil diyoruz. Volkan Şen driblingi çok iyi ama finaldeki karar sürecinde iyi değil diyoruz. Nani biraz tek başına oynuyor. Çok fazla bakın, organize bir atak içinde yer almıyor diyor. Bireyselleştirerek bakarsak, oyuncu özellikle olarak bakarsak çok farklı pencereden bakabiliriz. Evet. Şimdi böyle de bakabiliriz. Manchester United'in 2 sene önce oynayan, sporun yüzünü taşıyan, şu anda Portekiz'in daha demin golünü atan bir santrforda da oynuyor diyebilirsiniz bireysel olarak. Ama teknik adamlık zaten o bireysellikten bir takımı yaratmaktır. Bireysel özelliklerden takım yaratmaktır. O parçaları doğru birleştirmek. Her şey öyledir zaten. Bazen parçada sorun yoktur. Ustada sorun vardır. Bazen de parçada vardır. Yeterli parça olmasa da usta ne yapar dersiniz. İşte futbolda onun hani bir takım taktiklerdir onun şeyi. İşte bunu söyletmek için sordum zaten. Yani bir de şöyle bir şey var zaten. Yani sadece Fenerbahçe için değil bütün takımlar için. Teknik direktörün elindeki oyuncuların kapasitelerine iyi ve kötü yanlarına göre. Yani eksiklerine ve fazlalarına göre bir şey üretmesi gerekir. Tabii. Yani şimdi Fuat abi Metin Hoca'yı handball programına yorumcu yapmıyor. Mesela şimdi handball programına yorumcu yaparsan dersin ki ya Metin Hoca da handball'den hiç anlamıyor. Yani şimdi ya da beni gidip bilmem ne programına yemek programına yorumcu yap. Eyvah yani. Der ki Mert Aydın da hiç yemekten anlamıyor. Ne işi var orada falan. Ama yani yemek programı Mehmet demin onu bak onunla yaparsın ama anlatabildim mi? Yani şimdi o da önemli bir şeydir. Herkesin doğal olarak dünya üzerinde hani herkes Messi ve Ronaldo değil ki. Tabii. Yani herkesin çok fazla onların da zayıf noktaları var ama yani her futbolcunun zayıf ve güçlü güçleri adam açısından güçleri ortaya koymak ben işte teknik adam açısından diyorum işte. Büyük resmi göremeyen teknik adamın ben başarılı olacağına inanmıyorum. Demek istediğim şu. Parçalardan bütüne gidilmez teknik adamlıkta. Bütünden parçalara gideceksin. Yani büyük resmi göreceksiniz. Önce filmi seyredeceksiniz. Bunu yapabilen çok fazla teknik direktör yok. Bakın inanın yani bu söylerken kolay belki Türkiye'de ama. Türkiye'de demiyorsunuz değil mi? Dünyada. Dünyada da diyorum öyle kolay iş değil. Büyük resmi görüp ona göre parçalarla bir takım yaratmak, bir oyun oluşturmak, bir oyunu başarılı kılmak çok zor işler. Kolay bir şey onun demiyorum ama. Onun için çok iyi yönetimle büyük lazım. Büyük resme bakacaksınız. Sadece yıllarca bize parçalarla yaptılar bunu. Parçalarla olmaz. Evet. Ne oynayacağınızı bilmeniz lazım. Ne oynayacağını değil. Takımın ne oynayacağını bilmeniz lazım. Oradan parçalara gitmeniz, oyunculara gitmeniz lazım. Şimdi yarınki Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla ilgili bilgileri de Övünç'ten alacağız ama son bir şey var Fenerbahçe maçıyla ilgili. Akıllarda kalmasın. 48. dakikada Volkan Şen'in Webo ile ceza sahası içinde bir ikili mücadelesi, bir pozisyonu vardı. Onunla ilgili bir yorum yapmak ister misiniz? Penaltı mı değil mi? Hangi pozisyonu kaçırdım onu? Demek ki size göre penaltıdır. Evet, siz zaten hani onun şey evet. kafanızda tartışmamışsınız bile pozisyonu. Bana sanki var gibi geldi ama emin olamıyorsunuz. Çünkü
O ağır çekimler özellikle, çünkü bir hakemlerin işi zor. Yani ağır çekimlerde topa mı değiyor, adama mı değiyor çok şey değil. Bana sanki varmış gibi geldi ama bana varmış gibi geldiyse hakem de yokmuş, yokmuş gibi gelebilir. Yani hani problem yok. Çok böyle acayip bir tekme atıldı bilmem ne diyemem ama. Mış ekini kullanıyorsak herkese göre olabilir. Yani. Bana göre sanki öyleymiş gibi geldi ama evet. Ben de hani oturup böyle aşırı derecede kesin vardır falan diyemiyorum. Evet. Tartışılıyor. Çünkü arada biz şeyle de konuştuk programdan önce. Nebil dedi ki hani biz center for gelip defansa yardım ediyorsa penaltı olma ihtimali yüksektir. Kesinlikle yüksektir. Bilmez. Müdahaleyi bilmez. Benim gördüğüm topa da rakibe de teması yok gibi ama yani o i̇şte teması tartışılabilecek bir pozisyon. Evet. Evet. Peki Övünç Özlem'e bağlanalım. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra, gerçi kaybetmeseydi de hani bu galiba böyle klişe ağzımızdan çıkıverdi. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı her şartta Fenerbahçe kazansaydı da beraberi de kalınca yenilseydi de önemli bir maç. Bu maç öncesinde... Ama fark eder. Muhakkak. Kafada bir vites arttırır. Ha olur olmaz, o ayrı bir şey ama evet. Oyuncuların kafada bir vites. Ya bak fırsat. Alırsak, fırsat tabii. Fırsat olarak evet. Görüyor. Gayet de doğal muhakkak. Olur. Nedir son durum? İki takımda da Beşiktaş'ta bazı eksikler var. Özellikle bu maç öncesinde. İki takımla ilgili bilgileri senden alalım Övünç. Son olarak Atiba'yı söylememiz gerekebilir. Bugün saat 17'de yapılan antrenmana katılmadı. Katılmama sebebi de bir bağırsak enfeksiyonu geçirmesi. Biraz dinlenmesi gerekecek. Bugün de antrenmana katılmaması ve yorgun bir şekilde serum tedavisinin uygulamıyor olması kendisine yarın sahada olmamasına neden olabilir. Atiba yarın büyük ihtimalle de olmayacak gibi gözüküyor. Atiba olmazsa ne olur? Planlama tamamen değişecek çünkü normal şartlarda Tolga'nın da bir sakatlığı oldu. Ben lazım var, onu da söyleyelim bu arada. Yarın Boyko ile başlayacak Beşiktaş kalede. Tolga kadroya alınmadı. Önünde Bek, İsmail, stoperlerde de Necip ve Marcelo'yu bekliyorduk. Ama bu durum, orta sahadaki Atiba'nın oynamayacak olması, Alexis-Marcelo ikilisini defansta oluşturup orta sahada Necip Oğuzhan'ı hocanın tercihi haline getirebilir. Tabii ki buna yarın tekrar bakacağız. Atiba'nın durumu değişik olacak mı olmayacak mı diye. Forvet hattı net, hücum hattı. Sağ tarafta Kerim, solda Olcay, merkezde Sosa, forvette de Mario Gomez forma giyecek. Kovarejman'ın cezası var. Gökhan Tören'in de sakatlığı devam ediyor. Onu da ekleyelim. Pavelka, tek sakat oyuncusu Kasımpaşa'nın. Veysel Sarı'nın da sarı kart cezası var. Bu nedenle iki eksikle Beşiktaş karşısına çıkacaklar. Bir bilgi daha verelim. Beş oyuncu sarı kart ceza sınırında. Gomez, İsmail, Bek, Olcay ve Necip eğer yarın akşam sarı kart görürlerse Vodafone Arena'da oynanacak 10.000 Nisan'daki Bursaspor maçında ilk maçta forma giyemeyecekler. Bunu da altını çizmek lazım. Övünç teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii Atiba'nın sakatlığı dediği gibi bütün planları değiştirebilir. Çünkü Necip'le devam edecek gibi görünüyor Şenol Hoca. Stoper'de savunmada yani, Marcelo'nun yanında. Evet. Necip'ten kullanıyor. Evet ama Atiba dediği, olmazsa. Necip orta sahaya alıp herhalde Alexis. Tolga olmaz mı hocam? Tolgay olmaz mı? Hala tam hazır değil. Başlangıç değil pozisyonu için hazır değilmiş gibi düşünüyor. Öyle gözüküyor. Yani Şenol Hoca'nın bakışı da o herhalde. Öyle gibi duruyor. Aynen ne diyebilecek çok fazla bir şey yok. Evet, nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam? Beşiktaş-Kasımpaşa. İyi vardır. İlk maç çok kim güzel kazanır olmuştu. Hocam? İlk maç çok güzel olmuştu iki takım evet, arasındaki. Evet. Ama Kasımpaşa o gücünden çok uzakta. O gün bir de Miloševski vardı yani hani Beşiktaş defansında. Bana göre çok etkiledi. Evet. Çok etkiledi Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'nın ilk yarıda ikinci yarıyı çok farklı görüyorum. Değil mi? Siyahla büyük, beyaz gibi yani. Evet, en büyük farklardan biri o. Bakın o da futbol enteresandır ve futbol seviyeleri takımlar arasındaki farklar için de söylemek istiyorum. Donk, Galatasaray hiç fark yaratamadıyken Kasımpaşa'da büyük eksikliği gözüküyor. Değil mi? Yani onu çok iyi ayarlamak lazım. Kasımpaşa'da Donk gidince çok şey kaybetti. Galatasaray hiçbir şey kazanmadı. O yüzden oyuncular nerede, hangi takım, hangi seviye çok iyi onun ayarlaması, teknik adımlar açısından da söylüyorum. Eren Derdi yok olmazsa Kasımpaşa'nın çok büyük eksiği oluyor. Hocam anlamda çok büyük eksiği döndü. Oluyor. Döndü. Oynayacak. Oynayacak mı? Durumda. Bugün muhtemel kadroda vermediler diye söylüyorum. Hı-hı. Bizim arkadaşlar bugün öğlen vermemişlerdi. Bunlar etki ediyor ama Kasımpaşa'nın İlk yarı performansı ikinci yarısında çok fark var. Yani o anlamda hani ilk yarıdaki maç 3-3 diyebiliriz ama evet. Bu maçın göreceli olarak daha zayıf bir Kasımpaşa bekliyor Beşiktaş'ı. Ama hiç de belli olmaz. Kolay bir maç değil. Yani ikinci yarının en kötü performansları diye düşünürsek işte Galatasaray. Kasımpaşa da onlardan biri değil mi? Değil mi? Tabii. Yani kaç puan topladılar bilmiyorum ama çok az galip geldiklerini düşünüyorum. Tabii.
Kasımpaşa'nın ikinci yarı iki galibiyeti var hocam. Bakın 37 puanda yani zaten evet. Ligi kaç puanla kapattı ilk yarıyı. Tabii değil mi? Tabii. Yani Galatasaray'da Kasımpaşa'da çok az puan toplayabilirler ligin ikinci yarısında. Akhisar tekrar biraz toparlandı. Bursaspor'un zaten çıkışı bugün var. Bugün yalnız Rodallega'nın golü evet, değil müthiş mi? Bir röveşata gol attı. Gördüm müthiş Antalya bir gol. Antalya Spor attığı gol. Yani. Harikaydı. İnşallah faul vermez dedim kafa vardı ya. Yani vermez dedim golün güzelliğinden yoksa Akhisar'la olduğumdan değil de golün güzelliğinden şey yaptım. Hakem kıyamamış ama olabilir mi? Yok değil zaten çok güzel bir gol. Ya kümede kalma mücadelesinde de kritik sonuçlar alındı. Yani Eskişehir Spor zaten. Sivas Spor yine yenildi. Evet, Sivas. Bakın Sivas Spor hiç beklemem ben bu kadroyu derken en azından evet. Yönetim öyle bakıyordu. Ya bize bir şey olmaz. Yarın Sivas da bayağı kaçırmış. Yarın Çaykur Rize. Öyle kaçırmış mı ben? O maçı Bursa maçında evet. Yarın Çaykur Rize, Kasımpaşa maçı, Kayseri maçı çok. Çok önemli. Çok önemli. Çok, yani çok önemli. Rize kazanırsa Rize tamamen kendini koparacak. Kayseri de tamamen. Kayseri de o dörtlü baş başa kalacaklar tamamen. Aynen öyle olacak. Eskişehir bir adım önde şimdilik değil mi? 22 evet Eskişehir puan 22 yaptı. Kayseri Spor 29, 24. Rize Spor 29 puanda. Yani Kayseri aslında ciddi ciddi düşme şeyini yaşıyor. Tabii. Düşme korkusunu yaşıyor. Çok ciddi yaşıyor artık. Onlar da aslında ikinci yarının yani ilk yarıdaki performanslarından uzaklar. Ve çok ilginç. İkinci yarıya da Osmanlı Spor'u yenerek başladılar. Yani ligin ikinci yarısında Kayseri Spor Osmanlı Spor'u yenerek başladı. İkisinin kaderi tamamen değişti ondan sonra. Biri evet. İnanılmaz çıkış yaşadı, çıkış diğeri düşüş yaşadı. Çin Ligi'nden bir maç şimdi ekrana getireceğiz. Evet, evet. Asya'dan futbol, hani Avrupa'dan futbol. Hakikaten mi? Vallahi. Tamam. Dembaba hocam hat-trick yaptı, bir de penaltı kaçırdı. O yüzden ekrana getireceğiz zaten. Penaltı ilk defa kaçırdı. Yine bekleyerek mi attı? Bu sene dönelim. İkinci. Ya ben de ilk biliyordum. Hayır, bekleyerek atar ya. Dembaba'nın stili vardı. Çinliler anladı galiba. Çinliler Dembaba'nın penaltılarını çözdü hocam. Bir izleyelim. Çin Ligi'nde Shanghai Shenhua ile Shijia Zhuang Everbright karşı karşıya. İlk dakikalar mücadelede. Uzaktan bir vuruş. Boşta kalan top Dembaba sahneye çıkıyor. Dembaba'nın golüyle Shanghai Shenhua 1-0 önde. Dembaba fırsatçılığını konuşturdu bu pozisyonda. Yine ev sahibi atakta. Dembaba ceza sahasında yerde kaldı. Karar penaltı. Eski Beşiktaşlı Dembaba penaltı için topun başında. Dembaba penaltıyı kaçırdı. Kaleci penaltıyı kurtardı. Guan Zhen. Uzun bir pas. Ceza sahası. Penaltıyı kaçıran Dembaba ikinci golünü attı. 43. dakikada skor 2-0 oldu. İkinci yarıdan görüntüler. Orta ceza sahasına boşta kalan top, sert bir şut, 2-1. Jiang King umutlandırıyor Shijia Zhuang Everbright'ı. Ama ev sahibi yediği gole hemen cevap veriyor. Sahnede yine Dembaba var. Dembaba bir penaltı kaçırdığı maçta 3 gol birden attı, hat-trick yaptı. Bir kez daha izliyoruz. Dembaba 3. golünü böyle atıyor. Li Chunyu sert faulü sonucu kırmızı kart gördü. Shanghai Shenhua 3-1 kazandı. Süremiz bitti ama bu penaltı meselesiyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yani Beşiktaş'ta attığı penaltılarla hiç bekliyor. Ömrü boyunca penaltı kaçırmayacak diyorduk evet, yani. Evet, kaleciye bakarak yapıyor. İşte bazen çeviremeyebilirsiniz. Kaleci erken gidiyor esasında ama ona rağmen o köşeye vuruyor. O kadar olacak. Evet değil mi? Evet. Peki Metin hocam, Mert Aydın teşekkürler. 90 artıdan bu akşamlık bu kadar. Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ve haftanın diğer maçlarının analizleriyle yarın akşam Mehmet Demirkol'un da katılımıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.